Selam tamam gençler Kimya Adası nasılsınız? Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim soru Dev kampının 3. gününe geldik. Bak nasıl da zaman geçiyor değil mi? Evet Şimdi gençler bugünün testlerine baktığımız zaman test 7 ve test 8'i çözeceğim sizlere. O zaman kitabımızı elimize alıyoruz. Sayfa 18 ve 19 açıyoruz. İlk dersimizde test 7'i çözeceğiz. Hadi bakalım hepinize iyi dersler dilerim. İlk sorumuz gelsin. Evet diyor ki periyodik sistemin 17. grubunda yer alan X, Y ve Z elementlerinin elektronegatiflik değerleri bize burada verilmiş y büyüktür x x büyüktür z demiş. Buna göre acaba hangisi doğrudur? Şimdi bu 17. grup demek ne demektir? Bu tabii ki 7A grubu demektir değil mi? Şimdi 7A grubunu düşünelim. Burada halojenler var zaten ve burada elektronegatiflik bir grupta nasıl değişirdi? Yukarı doğru artardı değil mi? O zaman şimdi benim burada 3 tane elementim var 7A grubu elementinde 7A gruplarında. Baktığınız zaman burada demek ki Y'nin en yukarıda olması lazım. Hemen altında X olması lazım. Onun altında Z olması lazım ki elektronegatiflik değerlerini biz bu şekilde sıralayabilelim. E bu durumda şimdi diyor ki birinci öncülde atom yarıçapı en büyük olan Z'dir. Atom yarıçapı çapı neydi atomun büyüklüğüydü e zaten bakıyorum ki o da çapta baktığın zaman aşağıda büyüktür o zaman bu durumda Z'nin çapının büyük olması lazım. Katmanı fazla olduğu için Z'nin çapı büyüktür. Birinci öncülümüz doğru geldi. Peki bir diyor ki bir elektron koparmak için en fazla Y'ye enerji verilmelisi gerekiyor diye sormuş. Şimdi gençler burada elektron koparılması için verilmesi gereken enerji miktarı neydi? Tabii ki buraya yazayım istersen iyonlaşma enerjisiydi. Evet iyonlaşma enerjisi nasıl değişirdi? Aynı elektronegatiflik gibi bir grupta iyonlaşma enerjisi yukarı doğru ne yapıyor? Artıyor. E bu durumda en yukarı olan kimdir? Y elementidir görüyorum ki. O zaman Y'nin de bu durumda iyonlaşma enerjisi en büyük olduğu için bu ifademize doğru dolayısıyla doğru geldi. Şimdi ne diyor? Elektron ilgisi en büyük olan X olabilir mi? Şimdi elektron ilgisi de aslında ametelik bir özelliktir ve bir grupta aslında yukarı doğru artar gibi düşünebiliriz. Ama bazı istisnalar olmakla beraber çok önemli bir durum var. O da şu. 7A grubun düşünelim. 7A grubunda mesela 3 tane atom yazayım ben buraya. İşte flor olsun, klor olsun, bir de brom olsun tamam mı? Şimdi mesela burada ben y'yi flor gibi, x'i klor gibi, z'yi de brom gibi düşünebilirsem. Şimdi burada arkadaşlar Tabii ki iyonlaşma enerjisi gibi. Burada elektron ilgisi yukarı doğru artar diyoruz ama burada ince bir durum vardı. Neydi o? Klorun elektron ilgisi zaten en büyüktü. Perücet verdik elementler arasında. Dolayısıyla burada aslında sıralama yaparsak klor büyüktür flor, flor büyüktür brom oluyor elektron ilgisi kısmında. Yani aslında ne oluyor? X büyüktür Y, Y büyüktür Z oluyor. E bunu kıyasladığım zaman o zaman elektron ilgisi en büyük olan element kim olur? x olabilir. Ha, kesin dese olmaz ama olabilir derse tabii ki bunu da alacağım arkadaşlar. E ben burada 1 2 3'e bakıyorum ve e şıkkını işaretleyerek diğer soruma geçiyorum. Evet diğer soruda bana x, y, z, Q ifadeden bir periyot cetvel vermiş. Ve buna göre diyor ki acaba hangisi yanlıştır buradaki ifadelerden? Şimdi bakalım birinci iyonlaşma enerjiler arasındaki ilişkiye baktığın zaman iyonlaşma enerjisi nasıl değişirdi? Düşünsene bak bir grupta yukarı doğru artardı. Bir periyotta ise sağa doğru genellikle artar ama 3 aşağı 5 yukarı artar diyorum ya mesela sıralamamız neydi? 1a sonra 3a2a diyorduk. Sonra devam edersek ne oluyordu? Çünkü 2A 3A'dan fazla geliyor. Çünkü 2A küresel simetrik özellikten ötürü biraz kararlı oluyor. Elektron koparmak zorlaşıyor. Sonra ne oluyordu? 4A 6A 5A diyoruz. 5A 6A'dan fazla geliyor. O da küresel simetrik özelliğinden ötürü. Sonra 7A ve 8A diye ben bunu yazarım. Evet sıralamamız bu şekilde geçir. Şimdi bakın ben burada diyorum ki hani en büyük kimdir? En büyük buraya bakarsam tabii ki 8A'da bulunan Q'dur. E sonra bakalım şimdi Y ve Z'ye bakalım. Z daha sağda olmasına rağmen ama Y'nin grubu ne? Y'nin grubu 5A. 5A'da bulunan element Tabii ki 6A'dan daha fazladır. O yüzden Q büyüktür, Y büyüktür, Z en küçük de. zaten X. X çünkü hem bir A'da hem solda yani hem de aşağıda. O yüzden ben bu sıralamayı yapalım Ve birinci öncülümüz yani A şıkkımız doğru geldi. Biz yanlış arıyorduk. Devam edelim. B'ye bir geçelim. C'ye bakalım. Diyor ki X2 O bileşiğinin bazik özellik gösterdiğini soru söylemiş. Öyle mi acaba? Şimdi bak X ne? X1 bir, bir A grubu elementi yani metaldir. Metalin oksidi de tabii ki baziktir arkadaşlar. Yani suda çözündüğünde OH- iyonu denkleşimini artırır. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. Metallerin oksitleri genellikle bazikken ametallerin oksitleri de genellikle asidiktir. Bunu kodla Peki devam edelim. Elektron ilgisi en büyük olan Z mi? Elektron ilgisi bir ametalik özelliktir ve sağa doğru artar ve yukarı doğru artar. Ama zaten 8 ayı biz burada elektron konusunda sıralamayı alamayız. Onun zaten öyle bir durumu yok. Biz burada hani diğer elementleri düşünelim. Hatta metallerinki çok çok düşüktür. Ve bakarsanız aslında burada kimdir en sağda olan? Y mi Z mi? Tabii ki Z. Z sağda görüyorsun ki. O yüzden bu da doğru geldi. Ne diyor? Y'nin değer elektron sayısı Q'nunkinden büyük mü? Şimdi Y nerede? Y 5A'da. 5A'da olan değer kreklon sayısı kaçtır? Tabii ki 5'tir. Q nerede? Q 8A'da 8 midir? Hayır tabii ki değildir. Çünkü Q burada birinci periyot 8A yani Q aslında burada helyum elementi. Helyum olunca bunun değer elektron sayısı 2 olmuş oluyor. Dolayısıyla burada aslında e, tabii ki yeni değer elektron sayısı Q'dan büyük olmuş oluyor. Geldik şimdi atladığımız B şıkkına. Şimdi diyor ki x artı bir iyonunun çapıyla z eksi 1 2 iyonunun yarı çapını kıyaslayacağız ve eşit mi acaba bakalım şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi x deyince proton sayısı kaçtır? Üçüncü periyot 1a yani 11'dir bunun proton sayısı. E, artı bir yüklü olunca bir elektron vermiş demektir bu. Elektron sayısı 10'a gelir. Şimdi burada biz neye bakalım? Z eksi 2'ye bakalım. Z eksi 2'ye baktığım zaman ne göreceğim? O da ikinci periyot 6A grubu. Onda proton sayısı 8'dir. Eksi 2 olunca 2 elektron almış yani. Bunun da elektron sayısı 10 olmuş mu? Bu tanecikler şu anda izoelektronik tanecikler mi? Görüyor musun? Elektron sayıları aynı. Proton sayısı farklı. Ben bunu dağıtırsam hani 2 elektron birinci katmanda 8 elektron da ikinci katmanda gibi dağıtıyorum onu. E bakın o zaman eşit midir bunların çapları? Hayır değil. Neden? Çünkü elektron başına düşen çekim kuvvetleri aynı değil. Bak şimdi şöyle ki X burada 11 protonla o elektronu kendine doğru çekmeye çalışırken Z ise 10 tane elektronu 8 protonla çekiyor. E burada X daha çok kendine çekmez mi bu elektronları? X bu elektronu kendine doğru çekerse atom küçülmez mi? Büzülmez mi? O zaman bu durumda çapı kimin daha büyük olur? Tabii ki anyonun çapı daha büyük olur. O yüzden eşitlik olamaz. Cevap da bu durumda B olur. Bak size bir şey söyleyeyim. Hiçbir zaman eşit gelmiyor zaten. O da böyle size bir istisnai bir burada bir uyarı olsun. Hani eşit görünce zaten direkt böyle eşit olmadığını bil ve işaretle diye de sana bir uyarı yapayım. Geldim şimdi üçüncü soruya. Şimdi diyor ki periyodik sistemin 1A grubu metalleri için atom numarası arttıkça kimdi bu 1A grubu metalleri? İşte Haydarpaşa Lisesi'nin diyorduk ya hidrojeni saymama lisesinin deyince çünkü hidrojen metal değil. Değil mi? Hidrojen metal değil. Diğerleri metal. Lisesinin deyince li. Lisesinin namlı kimyacısı Rabia'nın e, pardon, Rabia'nın çizmesini fırlattı. Evet, yazdık bir şekilde. Şimdi bunlar ne diyor arkadaşlar? Biz atom numarası arttıkça, e, bu atom numarası aşağı doğru artar, değil mi? Proton sayısı, atom numarası aşağı doğru artacak. Hangisi azalır diye sormuş. E metalik aktiflik arkadaşlar aşağı doğru artar bu gitti. Atom hacmi e, katman sayısı artarsa aşağı doğru artar. E bu da gitti. Elektronegatiflik arkadaşlar yukarı doğru artar aşağı doğru azalır. i̇şte ben bunu alacağım. Birinci mı neresi aynı şekilde aşağı doğru ne olur? Azalır. O yüzden buradaki öncüllerimize bakarsak 3 ve 4 diyeceğiz ve C şıkkını işaretleyerek diğer sorumuza geçeceğiz. Dörde bakalım. X, Y, Z element atomlarının demiş. Elektron dizilimleri aşağıda verilmiş. Buna göre acaba hangisi yanlıştır? Ben bunların yerini görmek isterim. Şimdi bakın 1S2, 2S2, 2P5 demiş ya x için. En büyük başkan sayısı 2'dir. O yüzden ikinci periyot diyoruz. E, S2, P5 toplarsak 7 geliyor zaten. E, P ile bittiği için de A grubu. Yani 7 A grubu olarak karşımıza geliyor. Peki devam edelim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. En büyük başkan sayısı 3'tür. O yüzden Y bu durumda 3. periyot elementi. S2 ile bittiği için değer elektron sayısı 2 ve 2A grubu diyoruz. S ile bittiği için. Bakın S ve P ile biterse A grubu zaten. Şimdi bakalım Z'ye bakalım en büyük parçalama sayısı 3 zaten Ve e, ne, ne yapıyoruz O zaman 3. periyot olduğunu anlıyoruz e, S2P5 2 artı 5'ten 7 oluyor ve 7A olarak ben bunu yazıyorum. Çünkü değerli olsa s 7 2 artı 5'ten 7. İşte öyle bir şey ki bak elimde o zaman 2 tane periyot var normalde. Ben bunu şöyle yazayım istersen. Burası ikinci periyottur burası 3. periyottur tamam mı? Evet burasını 7A olarak kabul edeyim tamam mı? Burası 7A'da. O zaman X buradayken Z buradadır ve de neredeymiş? Y de şurada. Evet görüyorsun o da 2A grubu olarak ben bunu böyle yazdım. Şimdi diyor hangisi yanlış? X'in elektron ilgisi Z'ninkinden küçüktür. Elektron ilgisi arkadaşlar neydi biliyor musun? Elektron ilgisi yukarı doğru artar normalde. Evet Doğru ama burada x daha büyük olması lazım. Fakat burada ince bir durum var. x zaten ikinci periyot 7a'da olan elementimiz flordur. z ise üçüncü periyot 7a'da olan elementimiz kimdir? Bu da klordur. E klor burada arkadaşlar yani z burada x'ten büyük oluyor. Klor çünkü en yüksektir. O yüzden buradaki ifademiz doğru geldi. Biz yanlış arıyoruz. Devam edelim. Ne diyor? Y'nin atom hacmi ile Z'nin ki arasındaki ilişkiye bakarsak Y daha mı büyük? Evet Y'ye bakalım. E, aynı katmanda ama daha solda olanın çapı daha büyüktür. Hatta çap sıralaması yaparsak Y büyüktür Z, Z büyüktür X diyeceğiz değil mi? Evet katman arttıkça büyüyor ve de solda oldukça artıyordu. O yüzden bu da doğru geldi. C şıkkı bir kalsın. D'ye bakalım. Bir elektron koparmak için en az enerji Y'ye verilmelidir. Bu ne demek? Bu iyonlaşma sırası zaten. Evet. iyonlaşma enerjisi en küçük olan Y'dir mi diye soruyor aslında. Öyle mi? Evet. En büyük iyonlaşma enerjisi sağ tarafa ve yukarı doğru artıyor zaten. E bakıyorum en sağda ve yukarıda X var. Sonra Z var. Sonra Y var. En küçük olan Y olduğuna göre evet. En az enerjiyi ben Y'ye vermeliyim. Bu da doğru geldi. Y'nin oksidi bazik, Z'nin asidiktir. Bak Y kim? Y 2A grubunda bulunan bir alkali e, toprak alkali metal. Özür dilerim. Toprak alkali metal. Sonuçta bir işte metal. Metalin oksidi baziktir. Doğru. Ve Z'ye bakıyorum. Z de bir ametal. Ametalin oksidi asidiktir. O yüzden bu da doğru geldi. Şimdi ben C şıkkına geliyorum tekrardan. Bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi en fazla olan Z midir? Bak bu ne demek bu? Elemek elektronegatifliktir. Evet elektronegativite diyebiliriz. Elektronegatiflik diye yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu nedir biliyor musun? Bu sağa doğru ve yukarı doğru artar. Kim burada? En fazla x sonra z sonra da y. Yani burada en büyük olan z değil. Halbuki kim olmalı? x olmalı. Bu ifade yanlış olduğuna göre c'yi işaretliyorum ve 5'e geçiyorum. Arkadaşlar demiş ki 3. periyotta bulunan atomlar var. Ardışıkmış bunların proton sayısı. X, Y, Z ve Q elementleri var. Şimdi bakın burada ne olmuş? Ardışıktı. Normalde sağa doğru artar ama genellikle artar. 3 aşağı 5 yukarı artar. Yani sıralamamız şudur aslında. 1A... 3A 2A diyoruz. Yani 2A 3A'dan fazla geliyor. 2A solda olmasına rağmen yani proton sayısı küçük olmasına rağmen 3A'dan azdır. Sonra devam edecek olursak 4A 6A 5A diyoruz. Evet sonra da 7A ve 8A diye ben bunu yazıyorum. Evet. Şimdi bu durumda Y ne olmalı? Y bak Y böyle hani solundakinden büyük e, sağındakinden de büyük. Yani Y bu durumda hani şöyle bir şey yazayım bak. X, Y, Z ve Q diye ardışık yazıyoruz ya bak. Y burada 2A olabilir. Şimdi Y burada 2A olursa e bu durumda X 1A olur. Z de 3A olur. Q da 4A olur. Bak bunu böyle yazabiliriz. Ama şöyle bir şey de olur. Y 5A da olabilir. Gene bu durumda solundan ve sağından büyük olabiliyor. E bu durumda X 4A'dır. Z 7A'dır. Ve, e, pa, özür dilerim. Z 6A'dır. Q da 7A'dır. Bunu böyle yazabiliriz. Başka da olamaz. Çünkü neden? Mesela Y8A olsaydı mesela 8A'dan sonra pat diye düşmesi lazımdı. Ama burada öyle bir düşüş yok ki. Burada kademeli bir düşüş var. Görüyor musun? Evet. O yüzden burada Y'nin 8A olma ihtimali yok. Ve bu durumda bizim aslında iki tane burada ifademiz var. Bunu ben böyle görüyorum. Şimdi demiş ki hangisi yanlıştır? Değerli elektron sayısı en büyük olan Q'dur demiş. E bakıyorum en büyük olan zaten Q olmak zorunda. Neden? 4A olsa 4'tür. Ki diğerleri 1, 2, 3 oluyor zaten. 7A olsa 7'dir. Yani değer elektron sayısı 1A'nın 1, 2A'nın 2, 3A'nın 3 değil mi? Grup numarasını veriyor zaten. O yüzden her türlü Q'nun değer elektron sayısı zaten büyük olmalı. A şıkkı doğru geldi. Devam edelim bakalım ne diyor? Y metal ise Z de metaldir. Şimdi Y'nin metal olması demek 2A grubu elementidir o zaman Y. 2A'da olan metaldir. Alkali metalidir. E Z de zaten ne oluyor? O da Toprak metalleri o da doğru geliyor yani baktığınız zaman 3. periyot ya burası bak 2. periyot olsaydı bordu aslında ama 3. periyottan sonra alüminyum var o yüzden 3. Hani periyottan sonrakiler arkadaşlar hep yani daha doğrusu söyleyeyim. ilk periyotta kim var bor var sonra alüminyum var böyle devam ediyor ya bor yarı metal diğerleri zaten 3 ağda metaldir o yüzden bu da doğru geldi. Devam edelim bakalım. Şimdi C'de diyor ki X P bloğundaysa X P bloğundaysa bir kere o zaman X 1 A'da olamaz. Değil mi? 1 A olunca S 1 oluyor. P olunca 4 A'yı düşünmemiz lazım. Çünkü P 2 ile bitmesi lazım. E Bu durumda diyor ki Z eksik yonu oktetin tamamlamıştır diyor. Şimdi Z'ye bakalım. Z kimdir diye bakarsanız. Z zaten burada 6A grubu elementi. 6A'da olan B element -2 yüklü olunca ne yapar tabii ki? Mesela proton sayısı bunun 16'dır zaten. 3. periyot 6A'da olunca 18 yapar. 18'i biz dağıtırsak 2 8 8 yani sonda 8 olduğu için de oktet yapardı. Doğru. Bunu da görebiliyorum. D şıkkı bir kalsın. E'ye bakalım. Diyor ki X yarı metal ise Q halojendir. Şimdi x'in yarı metal olabilmesi için x'in 4 ada olması lazım. Üçüncü periyot 4a'da çünkü silisyum var. O bir yarı metaldir. E x 4a'da bir elementes ise Q'ya bakalım. Q da 7 ada oluyor zaten. 7 ada olan bir elementimiz de halojendir. Bu da doğru geliyor. Şimdi Y ve Q'nun elektron dizilimi küresel simetrik mi acaba? Şimdi D'ye bakıyorum. Şimdi Y evet. Y her türlü 2 adı veya 5 adı. Bu her türlü zaten küresel simetrik. Ama Q'ya bakalım. Q nerede? O zaman 4 A veya 7 A oluyor. Q hiçbir zaman küresel simetrik olmuyor ki. Bakarsan arkadaşlar 4 A'da olunca P2 ile biter. Küresel simetrik değil. 7 A'da olunca P5 ile biter. Gene küresel simetrik değil. Küresel simetrik olabilmesi için P3 veya P6 ile bitmesi lazım. Yani ne olması lazım? 5A veya 8A olması lazım. O yüzden bu ifade olmaz. Bakın 1A, 2A 5A ve 8A küresel simetriktir. Çünkü 1A S1 ile biter. 2A S2 ile biter. 5A P3 ile biter. 8A da P6 ile biter. Bunlar küresel simetrik. O yüzden bu ifademiz hatalı oldu. E, cevap da bu durumda D seçeneği oldu diyoruz. Geldim 6'ya. Şimdi benim elimde burada üç tane atom var görüyorum ki. Flor var, fosfor var ve kükürt vermiş görüyoruz. Şimdi bunlarla alakalı acaba hangisinin doğru olduğunu sormuş. Şimdi yer bulmamız lazım tabii ki. Bunlar ilk 20 element olduğu için direkt mesela flor 2 diye dağıtırsam florun yeri ne olur? İkinci periyot 7A grubu olur. Bunu görebiliyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Fosfor demiş. Fosfor ne olur? 2, 8, 5 olur tabii ki. 3 katmanı var. O zaman 3. periyot ve değerlik kon sayısı 5 olduğuna göre 5A diyeceğim. Kükürt'e bakalım. Kükürt 16 2 8 6 diye yazıyorum. 3 tane katmanı var. O zaman 3. periyot 6A yazıyoruz. İşte bizim burada 3 tane elementimiz var. 2 tane periyodumuz var. Bak şöyle yazalım mı? Bak burası 5A olsun tamam mı? Şöyle yazayım. Hemen yanındaki 6A olsun. Hemen en sağdaki de 7A olsun. Böyle ben bunu yazabilirim diye düşünüyorum. Bak burası ikinci periyot. Hemen yanındaki de 3. periyot mu? Şimdi bakalım arkadaşlar kimler var? Şimdi bakın flor şurada 7A'da zaten ikinci periyotta. Fosfor şurada ve kükürt de burada. Ben bunu yazdım. Şimdi buna göre atom yarıçapı en büyük olan kükürt müdür acaba? Şimdi bakın atom yarıçapı sola doğru aşağı doğru artar ve sola doğru artar. E bu durumda en solda ve en aşağıda kim var? Fosfor var. O yüzden bu ifademiz hatalı oldu. Bak görüyorsun bu ifademiz hatalı oldu. Devam edelim. B şıkkında diyor ki bağ elektronlarının sahip çıkmak eğilimi en büyük olan fosfordur demiş. Bu ne demek? Bu elektronegatiflik demektir. Elektronegatiflik de sağ tarafa doğru ve yukarı doğru en büyük olur. O da kimdir? O da flordur. E bu da bir hata var. O yüzden bunu da eğileceğim. Devam edelim. Şimdi C şıkkına diyor ki bir elektron almak için en fazla enerji veren flordur. Bu ne demek? Elektron ilgisi demektir. Elektron ilgisi de burada arkadaşlar kimdir derseniz burada sağa doğru ve yukarı doğru artar ve Oklar kimi gösterir bu durumda? Flürü gösterir. Evet bu doğru. Evet arkadaşlar bu doğrudur. O yüzden ama devam etmek istiyorum. Diğer önceleri de bulmak istiyorum çünkü. Fosfor ve kükürtün oksijenle birleştirilip bazik özellik mi gösterir? Hayır. Fosfor ve kükürt hepsi bundan ametal. Ametal olunca ametalin oksidi nedir? asidiktir. Yanlış olmuş. Hatalı yapmış arkadaşlar. Bu da gider. Değer elektron sayılarının ilişkisine bakarsak arkadaşlar 5A'nın 5, 6A'nın 6, 7A'nın 7, 7. Yani şöyle olması lazım. Flor büyüktür kükürt, kükürt büyüktür. Fosfor olması lazım. Alakasız bir şey yazmış. Yani olmaz. Bu da gitti. O yüzden biz burada C şıkkını doğru kabul etmiştik. O yüzden ben burada C şıkkını işaretliyorum ve 7. soruma geçiyorum. Yeli diyor ki periyodik sistemin 2A grubu elementlerinden bir kesit yanda verilmiştir. Buna göre acaba hangisi yanlıştır diye sormuş. 2A grubu deyince biz ne diyoruz? Toprak alkali metalleri diyoruz değil mi? Toprak alkali metallere göre şimdi diyor ki değer elektron sayıları eşittir. Evet her birinin de değer elektron sayıları zaten 2'dir. Mesela magnezyum 3. periyot 2A'da S2 ile biter. 3S2 ile biter hatta. Kalsiyum 4S2 ile biter. Strasyum 5 s ile biter. Baryum 6S2 ile biter. Dolayısıyla bunların değer kekronseleri tabii ki birbirine eşittir. Bu doğru. Baryum elementi magnezyum elementine göre daha mı aktiftir? Evet. Metalik aktiflik demek elektron verebilme kabiliyetidir. Aşağı doğru gidilirse çap büyüyor. Çap büyüyünce oradaki merkezdeki çekirdek elektronlara sahip çıkamıyor. Elektron kolayca verilebildiği için o yüzden burada en aktifimiz kimdir? Tabii ki baryumdur diyeceğiz. Evet o yüzden doğru. Yani metalik aktivitik aşağı doğru artar. Ametalik aktiflik de yukarı doğru artar. O yüzden bu da doğru. Ne diyor? Strasyum oksit bileşiği ile kalsiyum oksit bileşiğini bazını kıyasladığı zaman hangisi daha kuvvetli bazlık? Evet, aşağıdaki daha kuvvetli bazdır. Bak stransyum hem baryuma göre, pardon, kalsiyuma göre özür dilerim. Kalsiyuma göre daha aktif metaldir hem de bazik özelliği daha fazladır. Aşağıya doğru gidersek arkadaşlar çap artıyor, bazlık kuvveti artıyor, aynı zamanda metalik aktiflik artıyor. O yüzden bu da doğru geldi. Devam edelim. E şıkkına bakalım. Magnezyum element atomunun hacmi kalsiyumundan küçüktür. E çap yukarı doğru azalır zaten. Aşağı doğru artar. İşte magnezyumla kalsiyumu kıyaslarsak kalsiyum çapı magnezyumdan büyüktür. O yüzden bu da doğru geldi. D'ye bakıyorum şimdi diyor ki bir elektron koparmak için en fazla enerji barium atomunu verilmeli. Bu ne, ne demek? Bu iyonlaşma enerjisi demektir. İyonlaşma enerjisi nasıl artıyor? İyonlaşma enerjisi yukarı doğru artıyor bir grupta değil mi? O yüzden burada en fazla enerji kime vermeliyiz? Tabii ki magnezyuma vermeliyiz. En az enerji bariuma veririz. O yüzden bu ifade yanlış olur. Cevap da D seçeneği gelir. Geldik 8'e. Şimdi diyor ki aşağıdaki tabloda X element atomuna ait ilk 4 iyonlaşma enerjileri verilmiş görüyoruz. Şimdi burada iyonlaşma enerjisi tablosuna göre hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi ben buradaki artan oradaki artışa göre en az ardışık iyonlaşma enerjilerine bakıyorum. 3,5 kat ya da işte 4 kat ve üzeri varsa Oradaki elementin ben grubunu tespit edebiliyorum. Şimdi bakın. Birinci yoğunlaşma enerjisi 419. İkinci yoğunlaşma enerjisi 3069. Kaç kat fark var? Evet çok fark var değil mi? 7 kat falan 7-8 kat falan bir fark var. Bana zaten 3,5-4 kat yetiyordu. Bak diğerlerinde bu katı göremezsiniz. İşte 3069, 4600 işte 1,5 kat. Bak görüyorsun gene artış var ama öyle yüksek bir kat artışı yok değil mi? E bu durumda demek ki şöyle bir şey var. X'den bir elektron koparabilmişiz. Evet bu bizim birinci yoğunlaşma enerjimiz. Sonra X soy gaz elektron üzerine gelmiş ikinci elektronumuzu koparmamız çok çok zorlaşmış. He, o zaman X'in bu durumda değer elektron sayısı 1'dir. Değer elektron sayısı 1 olduğu için de biz bunun 1A grubundaki bir element olduğunu düşünürüz. Peki buna göre acaba X lityum olabilir mi? Şimdi bakalım lityumu düşünelim. Lityumu dağıttığımız zaman ne olur? 1S2, 2S1. Bak ne olur? İkinci periyot S1 ile bitince de 1A grubu oluyor değil mi? En büyük başkan sayısı bizim katmanımızdı. Değil mi? Periyodumuzdu. Dolayısıyla ikinci periyot 1A grubu diyeceğiz. Evet. Lityum 1A'da olur mu? Olur diye işaretleyebiliriz ama hayır hayır işaretleyemiyorsun. Neden biliyor musun? Bir atomda kaç tane elektron varsa o kadar iyonlaşma enerjisi olur. Yani lityum için bir değer verseydi evet tabii ki lityum için de birinci iyonlaşma enerjisinde ikinci iyonlaşma enerjisinde çok kat fark olurdu ama lityumun bu dördüncü iyonlaşma enerjisi olmazdı. Onun yerine bir çizi koyarlardı. Yani birinci, ikinci, üçüncü olurdu. Dördü buraya koymazdı. Ama bunun dördüncü iyonlaşma enerjisi olabildiğine göre en az dört tane elektronu var demektir. O yüzden bu lityum olamaz. Ne olur işte sodyum olabilir. Sodyum proton sayısı 11 çünkü. 11 protonu var 11 elektronu var. Sonra altındaki potasyum olabilir gibi. Yani en az sodyum olmak zorunda. O yüzden bu olamaz. Ama 1A grubunda olduğu için bir alkali metalidir. İkinci periyot elementi de olamaz. Çünkü lityum ikinci periyot 1A grubu elementi. En az üçüncü periyot element olması gerekiyordu. O yüzden buradaki cevabımız yalnız 2. Yani B seçeneği gelir. Geldik 9'a. Şimdi X element atomundan elektron koparma işlemine ait olan 3 tepkimeyi biz burada aşağıda görüyoruz. Buna göre acaba demiş hangisi doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bakalım bunların ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi bakın birinci de ne yapıyoruz? x nötr halde elektron koparmışız. İşte elektron koparmak için nötr halden bir elektron koparılması için gereken enerjiye biz birinci yoğunlaşma enerjisi diyorduk. Ama arkadaşlar bak burada katı halden koparılmış. Ne olması lazım? Gaz halden koparılması gerekiyor. O zaman buradaki 1532 kilojül ne biliyor musun? O, o zaman şudur. Önce katıyı gaz hale getiriyor. Ondan sonra gazdan koparıyor. Yani aslında 1532 kilojül dediğimiz şey hal değişim ısısı artı birinci ener birinci yoğunlaşma enerjisidir arkadaşlar. O yüzden bunu böyle söyleyelim. O yüzden bakın X elementin birinci yoğunlaşma enerjisi 1532 kilo cül mü? Hayır değil. Bu ifade yanlış oldu. Yani bu durumda 1532'den daha küçük bir değerdir diyebiliriz. Şimdi diğer öncelere bakalım. Bak bu ne? x'in gaz halden ne yapmışız? x artı 2 yonunu getirmişiz. O zaman bu bizim ikinci yoğunlaşma enerjimiz mi? Hayır değil tabii ki arkadaşlar. Bu da değil. Bakın ikinci yoğunlaşma enerjisi şu demektir aslında. Artı 1 yüklüden artı 2'ye getirmek için. Yani bak şu. x artı 1'den x artı 2'ye getirmek için harcadığım enerji ne kadar? 2665 hem de gaz halde. O yüzden bakın bu ifademiz doğru. Hatta bak buradaki ikinci iyon buradaki 4135 nedir diye sorarsan bu o zaman şudur. Bu birinci iyonlaşma enerjisiyle ikinci iyonlaşma enerjisinin toplamı demektir. Yani bak şimdi şöyle bir şey var. X gazı var tamam mı? X gazına biz E1 kadar birinci iyonlaşma enerjisi kadar bir enerji veriyoruz ve X'ten buradan bir elektron koparıyoruz ve X artı 1 ile yükleniyor. Tamam mı? Bizim burada e, birinci iyon açma enerjimiz olmuş oluyor tamam mı? Peki ne yapıyoruz? Sonra x artı bir yüklü iyondan gaz halde bulunan elektron iyondan bir enerji daha veriyoruz. Ve burada da ne oluyor? X artı 2 iyonuna dönüşmüş oluyor. Ve bir elektron daha koparmış oluyoruz. Şimdi ikisini toplarsanız bu durumda bak ne olur aslında bakarsanız. ikisini topladığın zaman şunlar gittiğin zaman ne olur? Aslında bana şu tepkimeyi vermiş bakın. X gazı görüyor musun? X gazı artı E1 artı E2'den evet x artı 2 artı 2 elektron. Yani verdiği tepkime aslında ikinci tepkime bu. O zaman demek ki bu işte birinci ve ikinci yoğunlaşma enerjisi olmuş oluyor. İşte benim burada o zaman şu var. İşte toplamı ne kadarmış? Toplamı 4185'miş görüyorsun ki. Zaten şunu da ikinci yoğunlaşma enerjisi olarak kabul etmiştik. Bu da neymiş? 2665. O zaman birinci yoğunlaşma enerjimiz ne olur? E, ee, 4185'in 2665'i çıkartırsak galiba 1520 gibi bir değer geliyor görüyor musun? Evet. O yüzden demek ki bu olay bu. Tamam birinci yanaşmelerimiz bu olmuş oldu. Bunu da hesaplamış olduk. Şimdi x'in acaba değerlik elektron sayısı 1 olabilir mi? Bunu görelim. Şimdi değerlik elektron sayısı 1 demek şu demek. X'ten bir elektron koparıyoruz. Sonra ikinci elektronumuz koparmamız zorlaşır. Yani x'in bir daha da olması demektir. Bu da şu demektir. Birinci yoğunlaşma enerjisi ile ikinci yoğunlaşma enerjisi arasındaki farkın çok fazla olması lazım. İşte 4 kat 5 kat gibi bir şey olması lazım. Bakıyorum 1520 evet birinci yoğunlaşma enerjisi 2665. Bak kaç kat fark var? Yani fazla da ama böyle bir 4 kat bir fark var mı? Hayır yok. Demek ki o zaman x'in değer elektron sayısı 1 olamaz. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. Nerede olduğunu bilemiyorum. Daha fazla vermesi lazım. Ona göre değer elektron sayısını bulabilirdim ama hani birinci, ikinci, birinci iyonlaşma enerjisini, ikinci iyonlaşma enerjisini, üçüncü iyonlaşma enerjisi gibi iyonlaşma enerjisini bilseydim ona göre farkını bulabilirdim. Ama ben şu anda birinci iyonlaşma enerjisini ve ikinci iyonlaşma enerjisini biliyorum. Buradaki fark da 3,5 kat gibi değer değil. O yüzden demek ki e, değerli sayısı 1 olamaz diyor biliyoruz. Bu yüzden de arkadaşlar cevabımız ne geliyor? B seçeneğimiz geliyor diyoruz. Ondayız şimdi. Bakalım şimdi arkadaşlar. Diyor ki elimde sodyum var, magnezyum var, alüminyum var ve potasyum var. 4 tane elementim var. Bununla alakalı 4 tane grafik vermiş. Acaba hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi bakın burada önce yer bulalım değil mi? Sodyum deyince 2, 8, 1 diye yazalım. Bak kaç katmanı var? 3 katmanı var. 3. periyot o zaman 1A grubu oluyor sodyum. Hemen yanında magnezyum 3. periyot 2A grubu olur dolayısıyla. Alüminyum 13 olunca proton sayısı 3. periyot 3A olur değil mi? 2, 8, 3 diye yazarsak. Potasyum yazarsak 2, 8, 8, 1. 4 katmanı olduğu için de bu durumda 4. periyot 1A olur. Ben bunları böyle bir kesite yani periyot etfel kesitine yerleştirirsem benim burada 3 tane grubum var. İşte 1A var, 2A var ve 3A var diyelim. E 2 tane periyodum var tabii ki. Burası 3. periyot olsun, burası 4. periyot olsun. Evet, yazalım. Şimdi benim burada neyim var? Sodyum burada, hemen yanında magnezyum, onun yanında alüminyum var. Sodyumun altında potasyum. Ben böyle bunu yerleştirdim. Şimdi buna göre atom çapı nasıl değişir acaba? Atom çapı sola doğru ve aşağı doğru artar. Dolayısıyla burada en büyük kimdir? En büyük potasyumdur. Sonra sodyumdur, sonra magnezyumdur, sonra da alüminyumdur. O yüzden bakalım en büyük potasyum sonra sodyum, magnezyum, alüminyum. Evet bu ifade doğru geldi, için ben bunu doğru kabul ederim. İkinci öncüde bakalım. Birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişkiye baktığımız zaman. Arkadaşlar iyonlaşma enerjisi sağa doğru genellikle artar. Yukarı doğru ama artar. Ama sağa doğru genellikle artar dememin sebebi şu. 1A, 2A, 3A demiyor da 1A, 3A, 2A diyor. Dolayısıyla burada en büyük olan hem yukarıda ve hem e, e, 2A'da olan elementimiz magnezyum olduğu için magnezyumdur. Sonra e, ne diyeceğiz? Alüminyum diyeceğiz. Sonra sodyum diyeceğiz. En küçük de potasyum olacak. Evet bakalım öyle mi? En büyük magnezyum. Sonra alüminyum. Evet sodyum da potasyumdan büyük gelmiş. O yüzden bu da doğru geldi. Devam edelim şimdi. Diğer öncülümüze diyor ki değer elektron sayısı. Değer elektron sayısı bir elementin grubu zaten. E, 1A'nın 1'dir zaten. Arkadaşlar 1A olunca 1 oluyor. 2A olunca 2 oluyor. 3A olunca 3 oluyor. O yüzden burada sodyum ve potasyum 1'e 1. Bir, evet en küçük. Sonra magnezyum 2, alüminyum 3. O yüzden bu da doğru geldi. Oksitlerin bazı kuvveti deyince bu aslında metalik aktiflik demek. Aslında sola doğru ve aşağı doğru artar. Yani bu durumda potasyum en büyük. Sonra sodyum. Sonra magnezyum. Sonra alüminyum olması lazımken yani bak ne yapmış? Böyle başka bir şey vermiş. Yani potasyum burada en küçük falan vermiş. Olmaz. Yanlış olmuş. O yüzden bu ifade olmadı arkadaşlar. Evet. Burada 1, 2, 3 olacak. Ve ben burada D şıkkını işaretliyorum ve arkadaşlar testimi burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar çok güzel sorular vardı. Ben beğendim şahsen. O yüzden kitabı size öneriyorum. Önermemin sebebi de bu zaten. Soruları beğendiğimiz için. Evet şimdi ne yapıyoruz? Size test 8'i e, öneriyoruz. E, ben bunu yükleyene kadar yani test 8'i yükleyene kadar siz 8. testi yapın olur mu? Yani sayfa 20 ve 21 yaparsanız çok mutlu olurum ve burada da yapamadıklarınızı izlerseniz çok verimli bir kampımız olur. Arkadaşlar hedefimiz bu. Görüşmek üzere.